Evet arkadaşlar, yine orijinal matematikten güzel bir soru sizler için çözmeye çalışacağız. Yukarıda 493 daireden oluşan, ön ve arka cephesi olan ve aradaki her katta 5 dairesi bulunan, sadece alt orta kısmı kayalık olduğu için mimarisi şekildeki gibi tasarlanan bir yapının çizimi gösterilmiştir. Daire numaraları ön cepheden başlanarak aşağıdan yukarıya doğru birden 100'e kadar olup, devamı ise bitişindeki sütunun yine en alt katından yukarıya doğru ilerleyerek verilmiştir. Buna göre A ve B dairelerin numaraları toplamı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi normalde hiç buralarda kayıplarımız olmasaydı, yani mesela şurada iki daire kaybımız var. 101 buradan başlayamamış, 2 üstünden başlamış. Burada 3 daire kayıp var, burada 2 daire kayıp var arkadaşlar. Normalde hiç kaybımız olmasaydı, örneğin burada 4 yazıyorsa bunun yanında 104, bunun yanında 204, bunun yanında 304, bunun yanında da 404 yazmış olacaktı. Ama dikkat ederseniz iki tane kayıp olduğu için 104 yazmıyor 4'ün yanında. 104'ün 2 eksiği olan 102 yazıyor. O zaman hiç kayıp yok gibi düşünsek, A'ya kadar gelsek. Normalde 4, 104, 204, A'da kaçın yazması gerekirdi? 304. Ama A'ya kadar olan kayıplara bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki A'da yazan sayı 304'ün 7 eksiği olmalı. Çünkü 7 tane kaybımız var. Numaramız 7 geriden takip etmeli. 304 eksi 7'den A'nın numarasını 296 olarak, pardon, 297 olarak hesaplamış oluruz arkadaşlar. Bu bize A'yı verdi. Aynı mantıkla B'ye bakalım. Şimdi 2 de bu sefer 2'den takip edelim. 2, 102, 202, 302, 402. Normalde B'de de 402'nin yazması gerekirken, yine B'ye kadar olan kayıp sayısı da 2, 5, 7 olduğu için bundan da 7'yi çıkarttığımda bu sefer B'nin numarasını bulmuş olacağım. 402 eksi 7'den kaç bulacağım yani arkadaşlar? 395. Demek ki A'mız 297 numaraymış. B'miz de 395 numaraymış. Bunların toplamını soruyor bize arkadaşlar. 7, 5 daha 12'nin ikisi elde var 1. 9, 9 daha 18 bir de elde 19'un 9'u elde var 1. 2, 3 daha 5 bir de elde 692 olarak A ve B dairelerinin numaraları toplamını bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine orijinal matematikten 3 güzel soru sizler için çözmeye çalışacağız. İlk sorumuzla başlayalım. ABC saatleri her zaman diliminde herhangi ikisi çalışacak şekilde programlanmıştır. Çalışmayan saat çalışmaya başladığı anda çalışan saatlerden herhangi biri durmakta, diğeri çalışmaya devam etmektedir. Bu saatler yukarıdaki konumdayken belirli bir süre geçmiş ve saatlerin 7:20 geçeyi, 11:30'u ve 4:30'u gösterdiği görülmüştür. Buna göre ilk ve son durum arasında kaç dakika geçmiş olabilir diye sorulmuş. Örneğin arkadaşlar, diyelim ki 1 saatlik zaman boyunca herhangi bir saat, bu 6'dan 7'ye gelecek, bu 9'dan 10'a gelecek ama bu 3'te bekleyecek. Daha sonra bu 6'dan 7'ye gelen duracak, 7'de bekleyecek. Bu 10'daki devam edecek, 11'e kadar bir saat daha geçecek. Bu sefer 3'teki 4'e gelecek. Yani aslında 1 saatlik zaman süresi için örneğin 1 saat bundan, 1 saatte diğerinden toplam 2 saatlik vakit geçmiş olacak. Daha sonraki 1 saatlik zaman içindeyim. Örnek veriyorum, bu 2 saatte olabilir, yarım saatte olabilir. Örneğin A durmuş olacak. B işte 1 saat ilerleyecek. C 1 saat ilerleyecek. Ama şunu söyleyebilirim. Toplamda 1 saatlik zaman içinde 2 tane saat aynı anda çalışmış olacak. Ya da herhangi bir 3 saatlik zaman diliminde yine toplamda 2 tane saat çalışmış olacak. Şimdi saatler en başta 6'yı gösterirken son durumda belli bir zaman süre geçmiş yani. Buradaki kaça gelmiş? 7:20'ye gelmiş. Yani burada bir 1 saat 20 dakikalık bir çalışma olmuş. 11:30'a gelmiş. Demek ki 2,5 saatlik bir çalışma olmuş. Bu da 4:30'a geldiğine göre 1,5 saatlik bir çalışma olmuş arkadaşlar. Ben geçen zamanları toplasam burada. Şimdi 6'dan 7:20'ye kaç dakika geçmiş oldu arkadaşlar? 1 saat 20 dakikadan 80 dakika geçmiş oldu. 9'dan 11:30'a 2,5 saat, yani 150 dakika geçmiş oldu arkadaşlar. 3'ten 4:30'a da 1,5 saat, yani 90 dakika geçmiş oldu. Aslında toplamda 150, 240, 320 dakikalık bir zaman ilerlemesi olmuş. Ama normalde mesela 1 saat vakit geçmişken 2 saat çalışacağı için toplamda geçen zaman ilerlemesi 2 saatlik olacaktı.
ya da 45 dakikalık bir zaman içinde herhangi ikisi çalıştığı için toplamda geçen zaman ilerlemesi 90 dakika olacaktı. Ben burada toplamda olan zaman ilerlemesini kaç dakika bulmuş oldum aslında arkadaşlar? 320 dakika. Demek ki aslında gerçekte geçen zaman 320 bölü 2'den kaç dakikaymış yani arkadaşlar? 160 dakikaymış. Yani ben 3 saatin toplam geçen zamanlarını topladım ve bunu kaça böldüm? 2'ye. Çünkü neden? Her belli saat diliminde 45 dakika olabilir, yarım saat olabilir, 1 saat olabilir. 3 saat değil, 1 saat değil, kaç saat çalışıyormuş? 2 saat çalışmış oluyormuş. Örneğin 3'ü birden çalışsa 1 saat geçtiğinde bu 7'ye gelecekti, bu 10'a, bu da 4'e gelecekti. Toplam 3 saat zaman geçmiş. Yani toplam zamanlardaki ilerlemelerin toplam 3 saat olacaktı ama 3'ü birden çalıştığı için aslında 1 saatlik ilerleme olduğunu biz biliyor olacaktık orada. Burada biraz daha değiştirmişler. İkişerli ikişerli çalıştırmışlar. Toplam geçen zamana baktık 320 dakika ama bu toplam zaman belli bir saat diliminde 2 saat aynı anda çalıştığı anda çalıştığı durumda hesaplanan zaman toplamı olduğu için biz bunu kaça bölmüş olduk? 2'ye bölmüş olduk. 160 dakikaya ulaşmış olduk arkadaşlar. Buna göre geçen toplam süre aslında kaç dakikaymış yani? 160 dakikalık bir zamanmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine orijinalden güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. Yarıçapı 2 santimetre olan bir top ok yönünde 3 santimetre bölü saniye sabit hız ile ok yönünde doğrultusunu hiç bozmadan hareket edip kırmızı renkli dikdörtgenlerden birine çarptığı anda top zıt yöne hareket ediyor ve çarptığı dikdörtgen kırılıp kayboluyor. Buna göre top harekete başladıktan ilk kez kaç saniye sonra mavi dikdörtgene çarpar? Yani bu şekilde öncelikle sağa doğru 40 santimetrelik bir yolumuz var bu arada. Bunu alacak, sonra buraya dönecek, tekrar buraya dönüp buradan sonra döndüğünde maviye ulaşmış olacak. Neden? İlk çarptığında bunu yok etmiş olacak. Buradan dönüp geldiğinde bunu yok etmiş olacak. Tekrar dönüp geldiğinde bunu yok edecek. Buradan dönüşte de hangisine ulaşmış olacak arkadaşlar? Maviye ulaşmış olacak. Ama burada şu önemli, hani sonuçta aldığı yolu 3'e bölerek ne kadar saniyenin geçtiğini bulabiliriz. Şu önemli, yarıçapı 2 ise 2 santimetre şuradan kaybımız var. Top buraya değdiği anda 2 santimetre de şuradan kaybımız var. Toplam 4 santimetrelik azaltmamız lazım. Ne kadarı? 40. Yani 40'tan 4 çıkardığımızda aslında topun ne kadar yol aldığını bulmuş olacağız İlk hareketimizde. Daha sonra buna ekleyerek ilerleyeceğiz. 40'tan 2 buradan, 2 buradan 4'ü çıkarttım, değil mi arkadaşlar? Çünkü tam buraya geldiğinde top değmiş olur. 2 santimetre yarıçapı var. 40 eksi 4'ten ilk aldığı yol ne kadarlık yol aslında? 36 santimetre. O zaman 36 bölü 3'ten, niye 3'e böldüm? Çünkü saniyedeki hızı 3 metre, 3 santimetreydi. İlk yolumuz 12 saniye sürmüş olacak arkadaşlar. Şimdi buraya çarptı ya, dönerken aslında yine aynı yolu alacak. Aynı yolu alıp bu sefer de buna çarpacak. Yine 36 bölü 3'ten 1,12 daha geçmiş olacak arkadaşlar. Artık bu gitti. Şu da gitti. Alacağı yol buradan bu tarafa gelirken bu gittiği için 2 santimetre artmış olacak arkadaşlar. Yani 36 santimetre yol alırken bu sefer 36 artı 2'den artık 38 santimetre yol alması gerekecek. Bu tarafa gelirken ikinci sağa gelişinde 38 bölü 3 saniye yol almış olacak. Bu sefer de buna çarpmış olacak arkadaşlar. Doğru mu? Şuna çarptı. Buna çarptıktan sonra artık bu da gitmiş oldu. Dediğim gibi dönüşünde artık neye ulaşacak? Maviye ulaşacak. Dönüşünde az önceki hareketimizde şurası da yok olduğu için bu sefer yolumuz 38 artı 2'den kaça çıkmış olacak arkadaşlar? 40'a çıkmış olacak. 40 bölü 3 saniye yol aldıktan sonra da artık maviye dokunmuş olacak. 38 bölü 3'e bir de neye ekliyorum? 40 bölü 3'e ekliyorum. Şuradan 12, 12 zaten bir 24 saniyemiz vardı. 38 artı 40 78. 78 bölü 3'ten kaç gelir arkadaşlar? 26 saniyede oradan gelir. 24 artı 26'dan toplam maviye dokunma anımızı, ilk hareketimizden itibaren ilk mavi sütuna dokunma anımızı 50 saniye olarak hesaplamış oluruz arkadaşlar. Güzel, farklı bir soru. Umarım açıklayıcı olmuştur.